Her nasılsa Yunan Harbi'nde kaybolan bize ait silahlar yıllar sonra ortaya çıktı. Önce silahlarla cinayetler işlendi. Sonra o silahlar bizim gümrüğümüzden geçip Bulgar topraklarında yakalandı. Bulgarlar bize iade etmek için silahları geri yollarken bir havadis aldık ki silahlar Bulgarların elinden Osmanlı tebaası tarafından kaçırılmış. Buraya geldiniz, evladımı suçladınız. Devletimi suçladınız. Bizi mahkum etmek, devletimizi mağdur etmek istediniz. Küstahlık ettiniz. İnkar. Kes! Bütün bunların birer tertip olduğu ortaya çıktı. Sizin harp sebebi sayılacak diye bizi sıkıştırmaya çalıştığınız silahlar Bulgar çetecilerin elinde yakalandı. Devletler birbirlerinin açıklarını kollar. Zayıflatmak isterler. Kendi menfaatlerini korumak isterler. Lakin iftira atmazlar. Yalan söylemezler. Cesurca, mertçe siyaset meydanında savaşırlar. Sizler siyasetin bütün nazik kurallarını çiğneyerek hamle yapıyorsunuz. Lakin karşılığında biz kazanıyoruz, biz. Silah meselesinde haklılığınız ortaya çıktı. Lakin Bulgar hariciye vekilinin öldürülmesi... Tahsin Paşa. Açın evladım. Hünkârım. Petkov Efendi. Buyur. Hoş geldiniz Petkov Efendi. Hoş bulduk hünkârım. Sizin öldüğünüze sevinenler aynı zamanda Bulgarlarla Osmanlı arasında harp çıksın diye can atanlardır. Bunu biz de gördük hünkârım. Silahların Osmanlı tebaası tarafından alınmadığı, Bulgar çeteciler tarafından kaçırıldığı belgelendi. Bulgar hükümeti Osmanlı'yla ittifak kurmak için can atıyor. Biz kendimizden emindik. Silahları biz almamıştık. Çetecilerin elinde olduğuna dair istihbaratımız kuvvetliydi. Petkov Efendi ile bir oyun ettik. Petkov Efendi öldü gösterilecek. Çeteciler ellerinde silahlarla hamle yapacaklardı. Yaptılardı. Lakin bizim her vakit hazır tebaamız tarafından yakalandılar. Şimdi siz gidip siyaset alanında hangi mektebi okuduysanız yeniden okuyunuz. Belli ki hiçbir şey öğrenememişsiniz.